Aspor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Haftanın ilk gününden herkese günaydın diyelim ve güzel bir hafta olsun herkes için. Sabah sporuna başlıyoruz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Öne çıkan tüm spor gelişmelerine hep birlikte bakacağız. Şöyle gelişmelere geçmeden önce ufak bir duyuru da yapmış olalım. Belki bu saatte başladığımızı gören bazı izleyiciler şaşırmış olabilir. Bugünden itibaren sabah sporu 8-11 arası olacak. Yine 3 saatiz, dolu doluyuz. 1 saat gecikmeli olarak sizleri de bekliyoruz. Ve geçelim Süper Lig'e. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta bugün oynanacak tek maçla noktalanacak. Hafta heyecanlı geçti, artık yavaş yavaş da bitime geliyoruz. Peki nasıl sonuçlar alındı? Hemen birlikte bakalım. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa Yılport Samsunspor'u 1-0'la geçti. Aynı skorla MS Yapı Sivasspor'da Tümosan Konyaspor'u mağlup etti. Rams Başakşehir Atakaş Hatayspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Dev derbi de bu sonuçla bitti. Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mondium Kayserispor Siltaşyapı Pendikspor'u 2-1'le geçti. Korendon Alanyaspor İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Haftanın bol gollü mücadelelerinden biriydi. Bir diğeri ise Trabzonspor'la Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynandı. Trabzonspor maçı 4-2 kazandı. Çaykur Rizespor MK'ya Ankara Gücü mücadelesi ise dünün oynanan maçlardan biriydi ve 2-2 bitti. Tek maçla haftayı noktalayacağız demiştik. Bugün saat 20'de oynanacak Babakars Fatih Karagümrük Biteksen Antalya Spor mücadelesiyle 34. hafta sona erecek. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor dün Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor ilk yarı soyunma odasına giderken 2-0'dı mücadele, ancak sonrasında 4 gol kaydetti Bordo Maviller ve karşılaşmayı 4-2 kazandı. Sabah sporunda sırada günün gazete manşetleri var. Şöyle hızlıca birlikte bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Hemen Fotomaç gazetesine bakarak başlayalım. Dün oynanan karşılaşmaları göreceğiz ama hemen şuradaki sür manşetle başlamış olalım. Hoş geldin Göztepe başlığıyla. Göz göz artık Süper Lig'de mücadele edecek sarı kırmızılı takım Gürsel Aksel stadındaki muhteşem atmosferde Gençler Birliği'ni 2-0 mağlup etti ve artık Süper Lig'de göreceğiz bu takıma. Devam edelim. Sayfanın devamında Paolo Nacho var. Dünün yıldız isimlerinden biri Trabzonspor karşılaşmasında ve kendisiyle ilgili Golaço başlığı atılmış. Ona açıdan 18 dakikada 3 gol, 1 asist geldi dünkü Gaziantep maçında. Fanatik gazetesine geçelim. Fanatik de hemen sür manşetinde Göztepe'den bahsetmiş. Şampiyon Göztepe artık Süper Lig'de. Devam edelim. Zirve yarışındaki iki ezeli rakip kalan 4 maçta ne yapar? Yazarlar bu soruları cevapladı. Şöyle bir kısmına bakalım. Rams Park'ta hata yapmaz başlığı var. Metin Karabaş'ın değerlendirmesi. Galatasaray taraftarı önünde Sivasspor sınavının favorisi konumunda. Karagümrük karşısında da elendiği kupa maçında hatalardan ders çıkarmalı diyor. Hemen sağ tarafta Serkan Akça'nın yorumu var. Derbiye kadar kayıpsız. Sivasspor'a kaybeden Konyaspor'a karşı deplasman maçı zor geçebilir. Kayserispor ise Pendik'i yenerek nefes aldı. Fenerbahçe karşısına rahat çıkabilir. Sarı lacivertliler derbiye kadar kayıpsız bir şekilde devam edebilir diyor. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz hemen buradan. Gözün aydın Süper Lig Göztepe'si aslında Gençler Birliği'ni 2-0 mağlup etti demiştik ve Süper Lig'e yükseldi. Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım da olmuş oldu. Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaştılar. Düşme hattı ile ilgili bir haber var. Düşme hattı alev alev. Trendyol birincilikte son 2 hafta hem üst hem de alt sıralarda birbirinden kritik maçlara sahne olacak. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Sayfanın hemen en üstünde Dušan Tadić uzaylı başlığını görüyoruz. Detaylarına bakalım birlikte. Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinde Batshuayi'ye harika bir asist yapan 35 yaşındaki başarılı Sırp yıldız için Balkan basınında Dušan Tadić'ten uzaylı asisti şeklinde başlıklar atılıyor. Sayfanın devamında İrfancan Kahveci var. Alex Can Kahveci denmiş kendisi için. İdol olarak gördüğü efsane Brezilyalı yıldızdan sonra en skorer orta saha olan İrfan Avrupa'nın markajında şu anda.
İsmail Yüksek'le ilgili yine bu sayfada sezonu kapattığına dair haberler de var. Son gazete manşetine bakacağız. Takvim gazetesinin 14. sayfası. Milan'ın bir Nelson ısrarı var. İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson'u transfer etmek için teklifini arttırdı deniyor. Böyle bir iddia var Takvim gazetesinde. Devam edelim. Galatasaray sezon sonu boşa çıkacak olan Rafa Silva için teklifini arttırdı. Aslan bu oyuncu için şu anda pes etmiyor. 30 yaşındaki Portekizli 10 numaranın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Körfez'den 9 milyon euroluk teklif almıştı Silva. Avrupa'da kalmakta kararlı ama Galatasaray teklifini yükselterek bonus ve imza paralarıyla birlikte 4,5 milyon euroluk yeni bir teklif sundu diyor Takvim gazetesi. Evet, manşetleri şimdilik noktalayalım. Tekrar ikinci saat dilimimizde yer vereceğiz takım haberlerinin yer aldığı gazete manşetlerine. Haberlerle devam edelim. Az önce, daha doğrusu başladığımızda bahsetmiştik haftanın bol gollü mücadelesi diye. Corendon Alanya Spor'la İstanbul Spor karşı karşıya geldi. Alanya Spor bu mücadeleyi 6-0 kazandı. Evet, gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Beşiktaş ve Trabzonspor için hep birlikte şimdi bakalım bugünün manşetlerinde, öne çıkan haberlerinde neler var. İlk önce Fotomaç gazetesinin 3. sayfasına bakacağız. Trabzonspor haberleri yer alıyor burada ve ilk önce Onaçu'dan bahsedilmiş. Biz de az önce söylemiştik, başarılı oyuncu dün 3 gol 1 asist kaydetti. Haberin detaylarına bakalım birlikte. Ligde 6 maç sonra formasına kavuşan Nijeryalı forvet inanılmazı başardı ve 50'de başladığı şutu 68'de bitiren Onaçu bütün gollere direkt etki etmiş oldu. Dragoş isminden bahsedilmiş. Biliyorsunuz Trabzonspor'un da bu oyuncuya yakın ilgisi var. Nefis şutuyla Uğurcan'ı çaresiz bırakan Rumen forvet bir kez de direğe takıldı dünkü karşılaşmada. Bir sonraki gazeteye gelelim. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Burada da Beşiktaş'a dair haberler var. Kartal'da hedef 6 zafer olacak, burada da görüyorsunuz zaten. Ligde haftayı 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapattı siyah beyazlılar ve yeni hedef belirlendi. Bakalım detaylara. Siyah beyazlılar ligde sıralamayı 3. olarak kapatmayı amaçlıyor. Kalan 4 maçında kazanıp sıralamada üstte bulunan rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Beşiktaş ligde beraber, kupada da son düzlükte bulunuyor. Ankara gücüyle 7 Mayıs'ta yarı final rövanş maçına çıkacak olan takım önce bu mücadeleyi, ardından da finali kazanıp kötü giden sezonu kupayla tamamlayıp camiasını da mutlu etmeye çalışacak. Sergen Yalçın ismi dikkat çekiyor. Gözler Sergen Yalçın'da. Antalyaspor'la sözleşme yenilememe kararı alan Sergen Yalçın, hoca arayışında bulunan siyah beyazların kendisi hakkında vereceği kararı bekliyor. Yönetimin listesinde bulunan efsane isimle ilgili olarak kararın sezon sonunda verilmesi bekleniyor. Musrati ile ilgili bir kutu haber sağ üst köşede. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu derbide kırmızı kartı gören Musrati, siyah beyazlı taraftarlardan özür diledi. Libyalı futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım," diyor. "Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamızdan ve camiamızdan özür diliyorum," dedi En-Musrati. Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla devam edelim şimdi de. "Bu fırtına devrilmez" başlığı dikkat çekiyor. Hemen bakalım haberin detaylarına. Gaziantep karşısında iki farklı geriye düşen Trabzonspor, 2-0 birlik santraforu Onaçu ile birlikte 3 puanı alan taraf oldu. Yine bu galibiyet Sabah gazetesinde de Onaçu üzerinden okunmuş. "Doğru oyun hep karşılığını verir." Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları. "Üst üste maçlar yaptık Ocak ayında ve sancılı bir süreçti. O zaman da söylediğim gibi Trabzonspor inadıyla devam eder demiştim," ifadelerini kullandı. Oyunlardaki gelişimi ve gidişatı da beğendiğine vurgu yapıyor.
başarılı teknik adam. Sayfanın ikinci kısmına bakalım çünkü o gün Şahinoğlu'nun bir yazısı var. Son 47 yılın en kötüsü başlıklı. Beşiktaş 1977-78'den bu yana derbilerde hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Siyah beyazlı ekip bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaların tamamını kaybetti. Yenilgiler 4 farklı hocayla gelirken büyük maçlarda tek galibiyet Trabzonspor'dan alındı. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. 19. sayfada Paolo Nacho'yu görüyoruz. Muhteşem döndü biliyorsunuz. Uzun bir sakatlık süreci yaşadı oyuncu. Ama öyle bir döndü ki tüm taraftar onu çok özlemişti. 107 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 3 gol 1 asistle geceye damga vurdu. 12'de Sorescu ve 21'de Draguş'un golleriyle ilk yarının 2-0 bittiğini söylemiştik. Sonrasında birkaç değişiklik yaptı Abdullah Avcı ve Onaçu'nun da golleriyle mücadele 4-2 kazanıldı. Karşılaşma bittikten sonra bir video yayınladı sosyal medya hesabından Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın devre arasında takımla konuşması ve oyuncuları da nasıl motive ettiği bu video içerisinde gösteriliyordu. Bir gazeteye daha bakalım. Milliyet'in 17. sayfası karanlıktan aydınlığa başlığını kullanmış. Trabzonspor Gaziantep karşısında hem iç sahadaki kötü kaderini hem de ilk yarıda 2 gol birden atan rakibini mağlup etti. Sorescu ve Draguş'un gollerinden bahsetmiştik. Sonrasında Onaçu'dan yine burada da bahsedilmiş. Sayfanın alt kısmındaki bölüme bakalım. Kalmak istiyorum. Sörloth'un 2020 yılında Kasımpaşa yaptığı hat-trick'in ardından Trabzonspor formasıyla 3 gol birden atan ilk oyuncu olan Onaçu, arkadaşlarımın yardımı olmasaydı bu kadar gol atmayı başaramazdım dedi. Şurada bir haber daha var, Trabzonspor taraftarından da bahsedelim çünkü uzun süredir takım taraftardan yoksun sahaya çıkıyor. Abdullah Avcı Gaziantep maçını değerlendirdi. Biz ilk yarıda erken final pasları yapmaya başladık ve Antep takımı bunları değerlendirdi. Top rakipteyken sıcak temas yapmayan bir kimliğimiz var. Önümüzdeki sene itibariyle bunu geliştireceğiz. Doğru oyun karşılığını veriyor. Üst üste goller geldi. Trabzonspor taraftarı olmadan eksik kalıyor. Onlara çok ihtiyacımız var. Umarım bizi gelecek sezon yalnız bırakmazlar. Evet, gazete manşetlerini sizlere aktardık. Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor kısmına dair haberler ekranlarınıza geldi. Beşiktaş'ı noktalayalım, Trabzonspor'la devam edelim. Çünkü bir Skype bağlantımız da olacak birazdan. Dünkü galibiyet Onaçu üzerinden okunuyor ağırlıklı olarak. Çünkü 3 gol kaydetti maçın yıldız ismi. Hoş geldin Yunus Emresel. Nasılsın, günaydın diyelim öncelikle sana. Hoş bulduk Demet, günaydın. İyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Biz birçok haber aslında okuduk. Onaçu'dan bahsediliyor ağırlıklı olarak. Dünün yıldız isimlerinden. Ve tabii ki bu geri dönüş, reaksiyondan biz bahsederek başlayalım istersen. Çünkü ilk yarı bittiğinde herkesin kafasında farklı bir senaryo canlanmıştır diye düşünüyorum. Sen bu reaksiyonu, Abdullah Avcı'nın değişimlerinin bu kadar etki etmesini bekliyor muydun? Nasıldır yorumun, olur? Maçın ardından biraz önce sen de bahsettin. Hemen bir insight story yayınladı Trabzonspor, evet. Ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın orada vurguladığı bir cümle var. Büyük takımlar bu tür geri dönüşleri yapar ve özellikle de bir gol atarsak Gaziantep içinde bulunduğu konum itibariyle bir kırılganlık yaşayabilir demişti. Trabzonspor o golü bulduktan sonra hemen peşi sıra, yani yaklaşık 4 dakika içinde, bu arada pardon. Kamera düştü, sorun dakika değil. İçinde, yaklaşık 4 dakika içinde 3 gol bulduğu için hemen bu geri dönüşü çok hızlı bir şekilde yakalamayı başardı. Burada sadece Paolo Nacho değil, aslında Edin Visca, Trezeguet gibi isimlerin de direkt olarak oyuna ve skora çok net bir etkisi oldu. Bu Trabzonspor'un aslında bu seneki oyun planının da bir yansıması, özellikle bireysel anlamdaki performanslar takım oyunuyla buluşunca Trabzonspor skoru bulmakta çok fazla zorlanmıyor. Bunu da yine çok rahat bir şekilde yaşadı Gaziantep maçında. İlk yarıyla ikinci yarı arasında çok radikal bir değişim var Trabzonspor'un oyununda. Ama genel olarak Trabzonspor özellikle bu kırılganlıkları yaşıyor ve maçtan sonra da Abdullah Hoca bunu vurguladı. Maça iyi başlama noktasında sıkıntılar yaşadık dedi ve bunu
aslında birkaç haftadır söylüyor Abdullah Hoca ve temaslı oyun noktasında da sıkıntılar olduğunu dile getiriyor. Dünkü maçın üzerinde özellikle ilk yarıda da temas noktasında çok sıkıntı yaşadı Trabzonspor ve Gaziantep'te Sorescu ve Draguş'un etkili performansına cevap vermekte geri dönüşlerde biraz sorun yaşamıştı. Ama ikinci yarıdaki hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın o devre arasındaki motivasyon konuşmasından sonra bu kilidi açması çok da zor olmadı. Şu an üçüncülük konumu çok net bir şekilde sağlamlaştı Trabzonspor adına. Ama esas hedeflerden bir tanesi olan Türkiye Kupası öncesi de moral ve motivasyonun daha da arttığını söyleyebiliriz. Peki Paolo Nacho'ya biraz parantez açalım istersen. Çünkü önümüzdeki yıl durumu da çok merak ediliyor oyuncunun. Uzun süredir takımla birlikte değildi. Ve artık onu böyle gollü karşılamak da sezonun kalan maçları adına da taraftara umut verdi, değil mi? Dün akşam maçtan sonra Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'la bu konu hakkında bir özel görüşme gerçekleştirdim. O da şu ifadeyi kullandı. Ona şu Trabzon'da olmaktan çok mutlu, biz de onunla çalışmaktan çok mutluyuz ve yeniden çalışmak istiyoruz. Ancak Southampton'ın istediği, talep ettiği bonservis rakamlarını karşılamak şu an itibariyle çok mümkün değil. Kiralık olarak tekrar görüşüyoruz ifadesini kullandı. Yani Trabzonspor Onaçu ile gelecek sezon devam etmek istiyor. Dün maçtan sonra da Abdullah Hoca'ya hem Onaçu'yu hem de Draguş'u sormuştum. Onaçu ile ilgili şöyle ince bir detay verdi aslında. Benim kendisiyle ne konuştuğumu Onaçu paylaşmadığı için ben de burada söylemeyeceğim. Ama Onaçu ile çalışmaktan memnunuz ve devam etmek istiyoruz dedi. Yani her iki tarafta aslında bu birlikteliğin sürmesini istiyor. Ama tabii ki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton kulübünün talepleri biraz burada yüksek şu an itibariyle. Hı hı. Ama oyuncunun ailesinin de burada mutlu olması, skor anlamında 109 gün sonra ilk golünü atması, bu 109 günlük süreçte bu arada sakatlık ve milli takıma gidişinin etkisi var. 109 gün sonra 3 gol bir asistlik performans sergilemesi ve bu gollerdeki klası herkesin biraz damaklarında tat bıraktı açıkçası. Kalan 4 haftalık süreçte muhtemelen ona açık gollerine devam edecek ama Trabzonspor'da bu birlikteliğin devam etmesi adına üstün bir gayret sarf edecek. Peki kadro adına nasıl bir planlama yapılıyor kalan son 4 maç için? Samsun, İstanbulspor, Başakşehir, Ankara Gücü mücadeleleri var. Dün mesela Berat Fontas kenara geldikten sonra bambaşka bir oyun ortaya çıktı. Sence bu oyuncuları görecek miyiz önümüzdeki maçlarda? Şöyle, kadroda çok radikal bir değişim bekliyoruz Demet. Yani çok yüksek ihtimalle sezon sonunda 8-10 oyuncunun ayrılacağı ve aynı oranda oyuncu sayısının transfer edileceği bir Trabzonspor yaşanacak. John Lundstram, Borna Barisic ve Denis Draguş transferlerinde Trabzonspor'un şu an itibariyle herhangi bir sorunu bulunmuyor. Bu oyuncularla ilgili prensip anlaşmaları yapıldı. Resmi imzalar henüz tam olarak atılmadı diye diyoruz. O da lig bitmediği için bu ifadeyi kullanıyoruz. Ve bir diğer noktada da yine orta saha pozisyonunda da Hamburg forması giyen Benes ve Clermont forması giyen Muhammed Cham isimleri şu an itibariyle öne çıkmış durumda. Bu iki isimle de temaslarını sürdürüyor Trabzonspor. Belki birisi olacak veya diğeri olmayacak. Belki ikisi bir olacak veya ikisi de olmayabilir. Ama her iki oyuncu için de çok yoğun bir şekilde Trabzonspor temaslarını sürdürüyor. Orta sahaya en az iki takviye daha. Forvet hattına Draguş dışında en az bir takviye daha. Ve stoper bölgesine de bir değişiklik bekliyoruz. Ama stoper bölgesinde özellikle gidecek oyuncular biraz daha belirleyici olacak, onu söyleyelim. Yani takımdan ayrılacak oyunculara göre oradaki transfer şekillenecek. Bu yabancı oyuncu gündemi ama yerli oyuncu transferi için de Trabzonspor'da en az 2-3 takviye ihtimali bulunuyor. Burada da Cihan Çanak, Can Bozdoğan gibi isimler biraz ön plana çıkıyor. Bu konuda temaslarını sürdürüyor Trabzonspor. Ya, özetlemek gerekirse şöyle söyleyebiliriz Demet, yani az önce de söylediğim gibi 8-10 oyunculuk bir değişim çok yüksek ihtimalle gerçekleşecek ama bunların çok yüksek bir bölümü de lig bitmeden tamamlanacak gibi gözüküyor. Draguş'tan bahsettin. Dün de onu Trabzonspor'a karşı izleme şansı bulduk. Önümüzdeki sezon için kesin gözüyle bakılan isimlerden biri mi kendisi? Evet, yani bu transferle ilgili Trabzonspor oyuncunun bonservisini elinde bulunduran standart DH konusunda, standart DH ile bonservis noktasında bir anlaşmaya vardı.
Oyuncunun kendisiyle de bir anlaşma var. Hatta dün maçtan sonra Deniz Dragoş'a bu soru yöneltildiğinde kendisi de her şey olabilir ifadesini kullandı ki çok normal şu an böyle bir açıklama yapması. Daha henüz lig bitmedi ve bulunduğu takım kümede kalma mücadelesi veriyor. Yine Abdullah Hoca'ya da Dragoş ismini sordum da o da Dragoş çok özel bir oyuncu. Ligde neler yaptığını hep beraber görüyoruz dedi. Trabzonspor cephesi de bu transferle ilgili şu an itibariyle herhangi bir sorunun bulunmadığını, lig tamamlandıktan sonra bu transferin açıklanmasının önünde bir engel olmadığını ifade ediyor. O yüzden Deniz Dragoş transferinin Trabzonspor için hayırlı olması, hayırlı bir transfer gözüyle bakıldığını ifade edebilirim. Yine John Lundstram ve Borno Barisic de bu şekilde devam ediyor. Ama Paulo Nacho, işte Muhammed Çam, Lazio Benes transferleriyle ilgili temaslar şu an itibariyle çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki son olarak bir de taraftarı soracağım. Taraftarından yoksun, sahaya çıkıyor Trabzonspor. Sen oyuncularla birebir iletişim halindesin, onları görüyorsun. Onların bu konuyla ilgili yorumu, tepkisi nasıl oluyor? Dün maça Trabzonspor'un istediği gibi başlayamamasında aslında en önemli etmenlerden bir tanesi taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkması. İki maçtır seyircisiz oynuyor Trabzonspor ve iki maçlık daha seyircisiz oynama cezası var. Bu sezon artık sezonu seyircisiz kapatacak Trabzonspor ve herkes bu hasretin artık son bulması gerektiğini çok net bir şekilde farkında ve hem o olayın yaşanması hem de devamındaki süreçte verilen cezalar aslında Trabzonspor taraftarlarını da biraz daha sağduyulu olma noktasında tetikledi. Bu konuda sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapılıyor. Dün de teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir çağrısı oldu. Lütfen taraftarlarımızdan rica ediyoruz bir daha bizi yalnız bırakmasınlar dedi. Bu da aslında önemli bir çağrıydı. Bu sezon belki tribünleri doldurma noktasında sıkıntı yaşıyor gibi gözüküyordu Trabzonspor ama ligde en yüksek seyirci ortalamasına sahip dördüncü takım konumundaydı yine. Dolayısıyla bu hasretin artık son bulması Evet. için bir geri sayıma geçilmiş durumda. Peki, sana çok teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Tekrar iyi haftalar, iyi sabahlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Evet, Yunus Emre Sel'e çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ufak bir kamera problemi oldu. Sizlerden özür diliyoruz ama kendisinin dünkü karşılaşmaya dair yorumlarını almış olduk. Trabzonspor'da böylece noktalayalım ve Galatasaray'ın gündemine geçelim. Süper Lig'de son 4 haftaya lider giren Galatasaray'da en istikrarlı oyuncu Barış Alper Yılmaz oldu. Oyuncu tüm kulvarlarda yalnızca bir mücadele kaçırdı. Manşetlerdeki son bölümle devam edelim. Galatasaray ve Fenerbahçe için hep birlikte bakalım bugünün manşetleri neler? İlk önce Fotomaç gazetesiyle başlayacağız. Ve başlık olarak rekorlarla şampiyonluğa diyor Fotomaç. Aslan tarihi sezonu 105 puanla taçlandırmak istiyor. Ligde istatistikleri parçalayarak 93 puan alan Galatasaray'da gözler artık şu anda son 4 karşılaşmaya çevrildi. Okan Buruk, alınacak 12 puan var. Konsantrasyonu asla elden bırakmayalım diyerek takımını motive ediyor. Köln'ü görüyoruz. Köln'e özel program var. Devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köln kısa sürede takıma uyum sağladı. Teknik heyette hücum performansından memnun olduğu sol bekin savunma yönünü geliştirmek için kolları sıvadı. Okan Buruk ve ekibi Köln'e özel program hazırladı. Bireysel idmanını aksatmayan oyuncu sıkı şekilde programa uyuyor. Büyük bir rekabet var. Ziyech'in form tutmasıyla kanat rotasyonu da genişlemiş oldu. Okan Buruk bu rekabetin takıma olumlu yansıyacağını düşünüyor. Bizimle kal Mertens. Sarı Kırmızılı yönetim 37 yaşındaki yıldızı ikna turlarına devam ediyor. Şampiyonluk yarışındaki kritik haftalara giren Galatasaray'da şov yapan Dries Mertens'in geleceği de henüz netlik kazanmadı. Fanatik gazetesinin 3. sayfasıyla devam edelim. Fenerbahçe adına haberler olacak bu sayfada. Hemen en üste bakalım. Divan bitti, gözler şu anda kongreye çevrildi. Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı Şekip Nosroğlu oldu. Divana damga vuran Aziz Yıldırım'dı. Eski başkan 6 yıl sonra ilk kez kulübün bir organizasyonunda boy gösterdi. Takım içi haberlere bakacağız. Derbiye kadar kayıpsız. Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe kalan 4 maç sonunda şampiyonluğa uzanabilir mi?
Serkan Akçan yorumluyor. Sarı lacivertliler için Galatasaray derbisine kadarki süreç en zorlu sınav Konyaspor deplasmanı olacak. Kayseri nefes aldı, Fenerbahçe karşısına rahat çıkabilir. İsmail Kartal ve öğrencileri Ali Samiye'ne kadar kayıpsız ilerleyebilir ama bu süreçte Okan Buruk ve oyuncuların takılmasını beklemek zorundalar. İsmail Yüksek'i görüyoruz. İsmail Yüksek sezonu kapattı. Derbiyi 2-1 kazanan Fenerbahçe'ye dev maçta İsmail Yüksek'ten kötü haber geldi. Sakatlandıktan sonra sahaya dönüp oynamaya çalışan ancak acıya dayanamayan Milli Yıldız'ın ayak bileğindeki bağda kopma tespit edildi. İsmail sezonu kapattı. Ancak Euro 2024 adına yetişme ihtimalinin de yüksek olduğunu söylemiş olalım. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sayfanın en üstünde Uğur Çem'in özel araştırma haberiyle devam edelim. Tek rakibi kendisi Muslera'dan bahsedilmiş. Muslera bu sezon şampiyonluğu en çok isteyen isim olarak dikkat çekiyor. 37'lik kaptan maç başına yediği gol kurtarış yüzdesi, topa başarılı çıkma, tehlike engelleme, kalesini gole kapatma değerlerinde 5 sezonun zirvesinde yer alıyor. Avrupa'nın da en iyi ikinci eldiveni. Sayfanın ikinci haberine bakacağız. Samet Yüksel'e ait. Fenerbahçe'ye Jadon Osterwolde'nin ardından bir kötü haber de İsmail Yüksek'ten geldi. Ayak bağı koptu. Oyuncu sezonu kapattı. Sakatlığı sebebiyle 6 hafta forma giyemeyecek milli oyuncu Süper Lig'in kalan bölümünde sahada olmayacak. Dediğimiz gibi Euro 2024'e yetişmesi mümkün. Burada mucize olarak bahsedilmiş bu konudan. Alex'in izinde İrfan Can Kahveci. Tadiç ve Şmanski efsane kaptandan sonra gol ve asiste çift taneyi bulmaya çok ama çok yaklaştı. Hürriyet'le devam edeceğiz. Fenerbahçeli oyuncu Batshuayi'ye övgüler yağdırılıyor burada. Ne Edin Dzeko ne Icardi, Süper Lig'de Batshuayi gibisi yok. Belçikalı santrfor dakika gol ortalamasında açık ara farkla Türkiye'nin şu anda en başarılı futbolcusu olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçeli yıldız ortalama 51.4 dakikada bir gol atarken en yakın rakibi Onaçu'nun gol atma sıklığı 109 dakika. Icardi 118.8 ile 3. Reymanay 119 ile 4. Edin Dzeko ise 129.8 ile şu anda 5. sırada. Adil Demir Çubuğ'un haberi bugünkü. Sayfanın ikinci kısmındaki haber Süleyman Arat'a ait. Fenerbahçe'de yine sakatlık kabusu, zaten birçok kez bahsettiğimiz konu. İsmail Yüksek sezonu kapattı. Milliyet gazetesine bakacağız. Son olarak hemen sayfanın en üstünde Özbek'e liste hücumu başlıklı haberle başlamış olalım. Yoğun ilgi zorluyor. Galatasaray'da yeniden adaylığını açıklamıştı Başkan Dursun Özbek. Kongre öncesi de büyük bir baskı var. 2 sene önce çok sıkıntılı bir tablo devralan ve yönetim kurulu listesini oluşturmakta zorlanan Özbek, bu kez yoğun ilgi nedeniyle bir hayli zorlanıyor. Icardi transferi bir imkansıza inanmak. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekilerden Timur, Mauro Icardi transfer ederken adeta imkansızı başardıklarını dile getirdi. YouTube kanalına konuk olan Timur, Mauro'nun buraya gelişi kısmet, bir imkansıza inanmak. Ben Icardi ve Vanda ile konuştum ama adam Paris Saint Germain'den net 8 milyon euro maaş alıyordu. Velhasıl Vanda'yı buraya davet ettik ve anlaştık. Senin insanlığın onu etkiliyor. Icardi'nin bir şeyini hiç kimse yapamaz enerjisi o. Buraya gelse perdenin arkasına inanılmaz bir enerjisi var, dedi. Erden Timur doğru iletişimle Icardi'nin yanına Torreira ve Mertens'in de geçen sezon eklendiğini söylüyor. Avrupa'da yer almayan Galatasaray'a geldiklerini söyledi Erden Timur. Evet, manşetleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte noktalamış olalım. Haberlerimizle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Corendon Alanya Spor İstanbul Spor mücadelesi tam 6 gole sahne oldu. Evet, bu özet görüntülerle Sabah Spor'undaki ikinci saat dilimimizin de sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Şimdi bizden sonra ekranlarınıza dün
A-Spor'da ekranlara gelen 90 artı 1 programının kolaj görüntüleri gelecek. Programda şampiyonluk yarışına dair önemli konular konuşuldu. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Sonrasında noktalamıyoruz. Normalde biliyorsunuz bu saatler bizim kapanış saatlerimizde. Ancak sonrasında devam edeceğiz. Suat Umurhan stüdyo konuğumuz olacak. Son konuları spor dünyasındaki ve Trendyol Süper Lig'deki detayları kendisiyle birlikte yorumlayacağız. Sizi de bekliyoruz. A-Spor ekranlarından herkese mutlu günler, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Ben Demet Gedik, Sabah Spor'unda 3. ve son saat dilimiyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Suat Umurhan bugünkü konuğumuz olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın Demet. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Yeni bir hafta. Son maçla bugün de ligi kapatacağız. Evet. Heyecanlı bir hafta sonuyu geride bıraktık. Son haftalar çok kritik geçiyor. Ben birazdan bütün maçlara kritik diyeceğim demeli galiba. Çünkü ama her maç öyle. Çok haklısın. Öyle düşme hattı da iyice böyle bir kaos ortamına döndü. Evet. Biraz önce de Sayın Erman Toroğlu'nu dinlerken yani maçların aynı saatte oynanmasının ne kadar doğru olacağını söylüyordu. Hı hı. Ben de buradan hemen ekleyeyim. Çok katılıyorum. Geç bile kalınmış bir karar bence. Peki hemen başlayalım istersen. 34. haftaya şöyle bir genel bakalım. Maçların çoğu oynandı. Yalnızca bir mücadele kaldı. O da bugün oynanacak. O karşılaşmayla haftayı noktalayacağız. Peki bu hafta sonuçlar nasıl geldi? Hemen ekranlarınıza gelecek. Ben de radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için seslendirmiş olayım. Galatasaray Yukatel Adana Demirspor maçıyla haftayı açtık. Galatasaray maçı 3-0 kazandı. Kasımpaşa Yılport Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti. MS Yapı Sivas Spor Tümosan Konya Spor'u 1-0 ile geçti. Rams Başakşehir Atakaş Hatay Spor'u 2-1 mağlup etti. Dev derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mondium Kayseri Spor Siltaş Yapı Pendik Spor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Korendon Alanya Spor İstanbul Spor'u 6-0 yendi. Trabzonspor dün ikinci yarıda kaydettiği gollerle Gaziantep Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etti. Ve Çaykur Rizespor Ankara Gücü mücadelesi de 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bugün saat 20'de oynanacak Babakars Fatih Karagümrük Biteksen Antalya Spor maçıyla haftayı kapatmış olacağız. Kritik maçlar, kritik maçlar var. Maçlar bu kritik maçları konuşalım şimdi. Düşme hattından bahsettin, hı-hı, sen de. Bugün için özellikle Babakars Fatih Karagümrük adına çok önemli bir, evet, mücadele oynanacak. Çünkü 17. sıradalar, hı-hı, düşme hattındalar. Dün Ankara Gücü'nün aldığı puan çok önemliydi bence. Bence de çok önemli. Tam tersi Rize'nin de hani daha da üst sıraya çıkma dördüncülük, evet, hedefinde de büyük bir yaraydı. Onlar da haftaya Beşiktaş'la oynayacaklar. O maçta hani dördüncü sıra için bayağı önemli. Beşiktaş o maçı da kaybederse ligde daha da geriye düşer. Evet. O da kritik bir hafta. Ankara Gücü'nün puanı bence onları ligde tutan puandı. Peki Alanya Spor'un İstanbul Spor karşısında aldığı 3, evet, puan 6 golle alındı. İstanbul Spor sanki artık biraz bıraktı. İstanbul Spor yapabileceğini yapıyor. Son haftalarda elinden gelen hatta sürpriz galibiyetler de aldı. Hani, evet, düştüğü halde. Bundan sonra onların futbol karakterini, yeni sezon planlamalarını göreceğiz. Alanya Spor, Fatih Tekke ile beraber ligin ne yaptığını bilen, kadrodan maksimum verimi alan bir ekip haline geldi. Bence Pendik de bu hafta kaybederek artık, evet, yolun sonuna doğru geldi. Çünkü hani Kayseri'ye öne geçtiğim maçta yenilmek, hı hı, artık ligin sonu Kayseri için de ligde tutunma için çok kritik bir 3 puandı. Peki derbi birazdan tabii konuşacağız Fenerbahçe-Beşiktaş kısmında ama beklediğin gibi bir maç mıydı? Beşiktaş'ı ben biraz daha dirençli bekliyordum açık söyleyeyim. Yani gol sonrasından, Cenk'in golünün ardından biraz hareketlendiler acaba, evet, mı dediler ama Fenerbahçe'nin rahat oynadığı, belki biraz da daha disiplini, daha skorer oyuncular öne çıksa farklı da sonuçlanacak bir maçtı bence. Başakşehir 4. sıraya kadar yükseldi, evet, değerli izleyenler. Şu anda 52 puanlı Trabzonspor'un hemen, hı, altında bulunuyor. Avrupa kupaları için de önemli bir galibiyet oldu. Evet, onlar yürüyor. Hatay'da yokuş aşağı, evet, devam ediyor. Aynen. Hatay'ın da evinde kaybetmesi. 33 puanlı 18. Evet, sıra. Yani Hatay Spor bugünkü Karagümrük maçı onlar, hı, için de çok önemli. Karagümrük kazanırsa bugün 36 yapar, evet, ve Gaziantep'le yer değiştirir, sonrasında yukarı çıkar. O maç Hatay'ı da yakından ilgilendiriyor. Hı hı. Diğer tarafta
Baktığımızda Konyaspor'un bu hafta yenilgisi, teknik direktör değişimi evet, de Fahrudin oldu. Evet, Fahrudin Ömerovic'le yollar ayrılıyor. Ali Çamdal'ın takımın başına geçeceği söyleniyor. Son daha haftaları çok yok. Kritik Konyaspor'un. Bir tane, Galatasaray, bir Fenerbahçe maçı var. Yani o maçlarda da iki takımın hani durumu da söz konusu olunca sanki favori olabileceğiniz, evet, yani mücadele edebileceğiniz iki tane maç kalıyor. Bu hafta Fenerbahçe karşısında puan almak zorunda bir duruma geldiler Konyaspor olarak. Peki şöyle maçlara geri dönecek olursak, MSYP Sivasspor'da Manay'ın golü çok güzeldi. Bu karşılaşmayı izledim ben. Tümosan Konyaspor 1-0 geçti. Kasımpaşa Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti demiştik. Samsunspor'da 39 puanda çok kötü değil ama alt sıralardaki takımların performansına göre değişkenlik gösterir. Küme düşmeyeden uzaktalar. Hani bir mucize olmazsa düşeceklerini sanmıyorum ama Sivas'ın çıkışını da alkışlamak lazım. Tabii. Bir futbolcunun da etkisiyle takım oyunu oynuyorsanız, o bir futbolcunun manaj gibi katkısıyla beraber takım da Süper Lig'de bayağı bir üst sıralara tırmanabiliyor. Peki Galatasaray'da haftanın ilk maçında Adana Demirspor'u 3-0 yendi demiştik. Adana Demirspor son 4 haftadır galibiyet alamıyorlar. Galatasaray karşısında da tabii zorlu bir mücadeleydi onlar için. Galatasaray acayip bir konsantrasyon modunda şu an. Evet öyle ama maçın ilk yarıları içinde bunu çok söyleyemeyeceğiz. Maçın ilk yarılarında belli böyle 25'lere 35'lere kadar bayağı tıkanan, kilidi açmakta zorlanan bir takım var. Ama o kilidi açtıktan sonra da artık çayır çimen koşa koşa futbol oynayan bir Galatasaray oluyor. Peki geçelim istersen Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesine değerli izleyenler. 34. haftada dün oynandı bu mücadele. Tabii Trabzonspor'un üçüncülük hedefi devam ediyor. Maça baktığımızda ilk yarı 2-0 Gaziantep'in üstünlüğüyle sonuçlandı. Bambaşka farklı bir senaryo gördük ikinci yarıda. Onaçu 3 gol 1 asistle bu karşılaşmada yıldızlaştı. Ve maç toplam 6 gole sahne oldu. Trabzonspor'da 4-2 bu maçı kazandı. İlk yarı bittiğinde acaba bu kadar bambaşka bir senaryo dönüşmesini bekliyor muyduk? Açıkçası beklemiyordum. Gaziantep'in biraz daha direneceğini, Trabzonspor'un illaki sahasında seyircisi olmasa da bir saldırma pozisyonuna tekrardan geçeceğini bekliyordum, evet, ama biraz daha dirençli bir Gaziantep bekliyordum. Ama beraberlik golünden sonra sanki biraz konsantrasyon kaybı mı yaşadı Gaziantep? Bence ilk golden sonra bitti o iş. Yani ne zamanki Trabzon ilk golü attı, bir de erken attı. Ondan sonra zaten işin kopacağı ortadaydı. İlk yarıda Trabzonspor yani öyle orta sahası çok rahat geçildi. Arif bence bireysel olarak oradan yüklendi. Gaziantep orada kademe hataları yaptı. Trabzonspor orta sahası oraya yardım edemeyince Soreski Dragoş ikilisi oradan bayağı bir atak geliştirdi. Hatta 3-0'da olabilirdi maç. Direkten dönende bir top var. Yani 3-0 olsa farklı olurdu elbette ki ama İkinci yarıda Trabzonspor biraz özüne döndü. Evet. İşte Trezeguet hamlesiyle beraber Onaçu'yu ya da beslediğiniz zaman iş kopuyor. İlk yarı sonrasında soyunma odasından görüntüler paylaşıldı. Evet. Abdullah Avcı'nın motivasyon yüklemesi oyunculara. Çok motivasyon yüklemedi aslında. Yani öyle hani bangır bangır bağıran, öyle gazı veren, hani vitesi yükselten bir teknik adam yoktu. Mantıklı konuştu. Evet. Oyunu okuduğunu, konuştuğunu gördük ama sonradan. Ama o cümleler gaza getirir ya. İlla ki getirir canım. Yani kalite, takımın kalitesini hatırlattı. Rakibin eksiklerini söyledi. Hani rahatlıkla bu maçı çevireceksiniz gibi bence çok mantık çerçevesinde bir konuşma yaptı. Ondan sonra da gol gelince Trabzonsporlu oyuncular da rahatladı. Peki. Çünkü Antep savunması gerçekten sıkıntılı İyi bir durumda. Değildi. Peki oyuncuların performansını da konuşacağız. Şöyle bir bakalım maç sonunda teknik direktörler neler söylemiş, bu karşılaşmayı nasıl yorumlamışlar. Ekranlarınıza basın toplantısı geliyor. Selçuk Ünal ve Abdullah Avcı'nın maç sonu basın toplantısındaki açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Abdullah Avcı üzerinden giderim. Olumsuzluklara rağmen ben Trabzonspor vazgeçmez demiştim dedi ki öyle de oldu. Muhteşem bir geri dönüş. Oyuncularla ilgili isim vermedi ama genel bir açıklaması var. Önümüzdeki sene için oyuncularımızla şu anda konuşuyoruz dedi. Tabii akıllara bir isim geliyor. Paolo Nacho. Evet. Dünün yıldız ismi. 3 gol 1 asist kaydetti. Ama tabii maliyeti yüksek bir oyuncu. Ve maaşı da oldukça fazla. Çok olumlu gelmiyor bana önümüzdeki sezon sanki. Trabzonspor'da olmayacak gibi bir his var içinde ama tabii 10 milyon euro kazanan Icardi maaşının %80'ini Paris Saint-Germain ödeyip Galatasaray'a bedava bonserviste kiralandıysa futbolda olmayacak şey yoktur.
Evet, katılıyorum tamam. Şu an. Dünkü de Erden Timur'un sözleri vardı, oradan yola çıktım. Onaçu gerçekten çok büyük bir silah. Yani evet. Trabzonspor'da şöyle bir kültür var. Uzun boylu, fizikli, zaman zaman ağır, hantal dediğiniz oyuncular Trabzonspor'un özellikle Abdullah Avcı ile oynadığı şampiyonluk sezonu ve sonrasındaki sezonlarda tam profil oyuncusu oluyor. Yani sistemin oyuncusu. Hızlı kanatlar, Visca gibi, Trezeguet gibi, Mbakame gibi daha teknik oyuncularla da birleşince çok başka bir profil çiziyor. Trabzonspor'da da bu var. Onaçu'da bu sezonun ben bu kadar çıkış beklemiyordum Onaçu'dan. Bu kadar sakatlık sonrası hazır beklemiyordum. Evet, 107 gerçekten, gün sonra ilk 11'de dün sahaya çıkmış. Ve hazır çıktı. Bence o da yani biraz ağır olursun, biraz sakatlığın etkisi olur. Hiç öyle bir şey yok. Sanki daha 3 gün önce maça çıkmış gibi hazır bir şekilde oynadı. Sağdan soldan da beslenince özellikle Trezeguet ile onun da girmesiyle beraber başka bir Onaçu izledik. Sence başka isimler üzerinde daha mı fazla yoğunlaşılıyor Onaçu dışında? Mesela Draguş ismini çok fazla duyduk. Evet. Dün de Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Petkovic'den bahsediliyor geçen sezondan beri. Aynen öyle. Yani şimdi Onaçu transferini yapmanız kolay değil. Birincisi burada oyuncuyu ikna edeceksiniz. Evet. Bu transferlerde... Az önce bir açıklamasını gördüm. Kalmak istiyorum dedi dün. İşte yani oyuncudan yola çıkarak hareket edersiniz. Çünkü kendi takımıyla ipleri koparma noktasına gelen, hani geri dönsem mi dönmesem mi, onlar oradaki yapılanma nasıl olur gibi böyle arada boşlukta, arafta kalan oyuncular transferde ikna olduğu zaman daha kolay gelir. Burada Trabzonspor belki Pepe için de aynı yolu izleyebilir. Hani bu seneki performans sorgulanır Pepe'nin ama çünkü sakatlık vesaire derken geri dönme ihtimali olmayan bir oyuncu. Onun da kiralama formülü belki tekrar devreye girer. Peki açıklamasını da okuyayım. Trabzonspor'da kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum ama kararı tabii ki takım verecek dedi Paul Onaçu. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok yani bonservisleri çok Trabzonspor'un uçup kaçan paralar harcayacağını düşünmüyorum bu sene. Evet. Zaten yöneldiği oyuncular da genelde kontratı biten isimler. Daha makul seviyelerde oyuncular takviye edilirse belki Onaçu'nun bonservisi için belli böyle 5-6 milyon eurolara çıkan bir bedelle verilebilir. Peki Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesini bu şekilde noktalayalım değerli izleyenler. Trabzonspor için altın değerinde bir 3 puandı ligdeki üçüncülük yarışı adına noktalayalım ve Galatasaray'la devam edelim. Başlarken Galatasaray adına Demirspor mücadelesinden şöyle kısaca bahsetmiştin ve Galatasaray'ın bazı noktalarda zorlandığını söyledin. Doğru. Şöyle onu bir açmanı rica edeyim senden. Galatasaray'ın bence orta sahası tıkandığı zaman, kolay top kaybı yaptığı zaman Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Bu top kaybı mesela Kerem Demirbay'la bu hafta öne çıktı. Birkaç pozisyonda maçın özellikle ilk 20-25 dakikalık bölümünde kolay top kaybetmek, yeterli presi yapamamak rakiplerin de direncini arttırıyor, baskısını arttırıyor. Mesela Adana Demirspor Köln'ün arkasını çok iyi işledi. Normalde Köln çabuk oyuncudur, hızlı oyuncudur ama Mendoza, Maestro derken orayı bayağı bir savunma arkasına top çıkardı. Çünkü Galatasaray savunmasını öne iten, iki bekini öne iten, neredeyse orta sahanın, hücumun kanatları gibi kullanan bir takım. Barış Alper'in de gelmediği bir yerde, Kerem Demirbay'ın da sola destek atamadığı bir yerde Adana Demirspor iyi çıktı. Tehlikeler yarattı. Bu baskıdan Galatasaray kurtulup biraz rakip ceza sahasına yerleştiği zaman da orada kaliteli ayak dediğimiz isimler ortaya çıkıyor. Olmayacak pozisyonda Ziyech golünü attı. Sonrasında da zaten o kilit açıldıktan sonra da kalite konuşuyor. Ziyech'ten bahsettin. Ziyech'in formla dönüşü kanatları da etkiledi. Kanatlar değişti. Evet, Barış Alper artık solda izliyoruz. Ziyech de çıktı her maçta gol atmaya başladı. Acaba sezonun kalan bölümü için kanatlarda bu ikiliyi mi göreceğiz? Kerem'in formda olmaması, Zaha'nın kayıplarda olması, Adana'ya gitmemesi vesaire. Burada elbette ki bu ikiliyi daha da öne çıkartıyor ama Barış Alper'in son maçtaki performansı da açık konuşalım. Çok iyi değildi. Tamam bir maçlık elbette ki olur ama Barış Alper ne zaman ki teknik oynamaya çalışıyor, ben yıldızım demeye çalışıyor, o zaman bocalıyor. Normal işini yaptığı zaman fizik gücüyle kendi sınırını bilerek oynadığı zaman bence çok daha kaliteli işler yapıyor. Fazla top ezmeye başladı Adana Demir maçında. Bunlar tabii ki onun adına kayıplar.
Yoksa Barış Alper'i sağda da solda da beklerdi de fizik gücüyle oynadığı zaman çok başarılı olduğu bir dönem. Peki Barış Alper'den bahsettik. Kendisiyle ilgili de bir haberimiz var. Bunu şimdi ekranlara getirelim. Galatasaray lider şu anda ve takımın en istikrarlı ismi de Barış Alper Yılmaz. Evet, Barış Alper Yılmaz 23 yaşında ve bu sezon tüm kulvarları düşündüğümüzde yalnızca bir karşılaşma kaçırdı. Tabii oynadığı bölgeleri düşünürsek de o kadar çok fazla ki bilmiyorum nasıl bir yorum yaparsın bu istikrarla ilgili. Şimdi her sezonun sonunda biliyorsun en iyi 11 falan yaparız. Evet. Orada kafamda yavaş yavaş bazı isimleri düşünüp artık yerlerine oturtmaya başlıyorum. Ama en rahat olduğun iş Barış Alper'i nereye koyacaksın? Çünkü niye? Neresi boş kalsa koyabiliyorsun. Yani Ziyeh'imi sağa koyarım, evet. İrfan Can'ımı koyarım. Kafamda kurarken forvete Icardi, Dzeko ikilisi falan. Barış Alper'i sol beke de koyabilirsin. Sağ beke de koyabilirsin. Kanatlara da koyabilirsin. O yüzden bunu da istikrarlı yapmak gerçekten alkışlanacak performans. Umarım milli takımda da Euro 2024'te bu eforunu devam ettirir. Umarız. Barış Alper'i son maçtaki performansında solda nasıl buldun? Bir eleştirim var benim evet, Barış Alper'le ilgili. Evet, çok top harcadı. Sanki bitiriş anlamında biraz eksik kalıyor. Ya şimdi olduğu bölgeyle de alakalı olabilir. Ya bu tip oyuncular bak çok şut denersiniz. Deneyeceksiniz. Zaten geçen haftalarda attığı goller bunların eseri. Evet. Ama ne zaman ki ya ben çok çalım atayım, biraz daha teknik sanki o klasik 10 numara gibi oynayayım dediği zaman Barış Alper bunu sağda da yaşadı çünkü sağ kanatta da problem yaşıyor. Oyun gücü düşüyor, morali bozuluyor. Ben o noktada eleştiriyorum. Onun dışında Barış Alper'in zaten eforu, performansı, fizik kuvvetiyle oynaması hem kendisini hem Galatasaray'ı farklı bir noktaya taşıdı. Oynadığı 51 maçta 6 gol, 7 asisti var. Skor katkısı bu şekilde. Kanatlarda oynayan bir oyuncu için ama bu sezon üzerinde birçok bölgede aynen oynadı öyle. Ama yani bek bu oynadı. Katkıyı nasıl değerlendiririz? Bak kanat oynasa hep derim ki ya Galatasaray bunlar yetmez skor olarak. Ama sağ bek oynadın, sol bek oynadın. Maç sırasında sağ açık oynarken sol beke çekildin. Bunlar var. O yüzden skor olarak değil genel bir performans çerçevesinde Barış Alper bence hani Galatasaray şampiyon olursa hep deriz ya işte Okan Buruk 1, Icardi 2, Mertens. Barış Alper'i İlk üçe yazar mısın, yazmaz mısın tartışırım. Yeni sezon için sence olmazsa olmaz isimlerden biri mi? Paraya bakar. Evet. Kaç para verecekler? Yani bonservis Türkiye'de iyi bonservisle göndermeyeceğin oyuncu her yok elbette ki. Sasha Boy'un gidişini gördük. Tabii ki. O boyuta ulaşır mı bilmiyorum ama Galatasaray 20 milyon euronun altına da Barış Alper'i bırakmaz. Çünkü piyasada da Avrupa'da da bu tipte bulabileceğin hem fizik kapasitesi hem farklı mevkilerde oynama avantajıyla çok fazla oyuncu yok. Bu yaştaki oyuncuların bu zamanlarda hani 22-23 yaşlarında Avrupa'ya gitmesini nasıl değerlendiriyorsun sen? Şimdi mesela hiç oynamayan bir oyuncu olsa Arda Güler ki Real Madrid olduğu için çok farklı bir örnek ama. Nasıldı golü? Çok güzel. Çok keyifli. Onu izlemek çok keyifli. Yani önce halayı çekti zaten arkadaşlarıyla sonra golü attı. İşe yaramış demek. Şeyde yani Barış Alper'de biraz oynama kapasitesi son 2,5 sezonda 2 sezonda 100'ün üstünde maça çıkması bence onun da bu önünü açıyor ve Avrupa'ya gittiğinde tabii ki takım ve lig tercihi önemli ama böyle düzenli forma giyeceği bir yerde Barış Alper kapasitesini daha da arttıracak potansiyelle. Peki şimdi birazdan şampiyonluk yarışına da bakacağız. Fenerbahçe ile kalan fikstürleri de kıyaslayacağız. Şöyle takıma dair 11'i düşündüğünde 4 maç kaldı artık. Evet. Az bir kadro mu olur? Bu kadroyu mu görürüz Okan Buruk'tan? Çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. Konuşmanın başında da biraz Kerem Demirbay'a ki harika bir gol attı. Yani şimdi Kerem'i de değerlendirirken artısını eksisini elbette ki hoca da bir yere koyuyor. Attığı gol başkasının atamayacağı yani vücut çalımıyla çizgide döneceksin. Oradan o ayakla o golü atacaksın. Tamamen eski 10 numara oynadığı günlerin bir yansımasıydı bu gol. Ama diğer tarafta savunma eksikleri de bulunan bir oyuncu. Ben onun zaman zaman Berkan'la yer değiştirebileceğini belki maç içinde belki karşılaşmasına göre düşünüyorum ama geri kalanına baktığımız zaman net 11 Galatasaray'ın bu artık. Şimdi bir de Muslera'ya da parantez açmak lazım. Bu maçta sanki en yıldız isimlerden biriydi bence yaptığı kurtarışlarıyla beraber. Muslera bize profesyonelliğin kitabını yazıyor. Muslera da böyle son haftalarda şampiyonluk modunu açan oyunculardan biri doğru değil söylüyorsun. Mi? Yani hep böyle. Bak Muslera hep garip garip goller yer. Bir maç, iki maç üst üste ama ondan sonrasında öyle bir performans ortaya koyar ki unutturur o yediği golleri.
hiç hatırlamazsın. Sakatlanır, geri döner. Baktı takım şampiyonluğa gidiyor. Evet. Risk alır, içeride takımı bütünleştirir. Biz sadece saha içini görüyoruz evet ama arka planda da Muslera çok güçlü bir lider. Herkesin saygı duyduğu. Mesela bir takım transfer yapacaksa, yani Galatasaray. Şimdi bakıyorsun, Muslera olduğu zaman Güney Amerikalı oyuncuların ve İtalya'dan gelecek oyuncuların hepsinin hemen Muslera varmış burada deyip onu aradığı bir sembol. Zaten ligdeki sahadaki katkısı da apayrı bir boyut. Zaha defteri sence kapandı mı? Çok sıkıntılı bir konu Galatasaray için. Benim aldığım bilgiye göre geçen hafta Adana Demir maçı öncesi son idmana işte sakatım vesaire diyerek biraz ona gazetede şey başlığını attım, tribal enfeksiyon diye. Öyle bir enfeksiyonla gitmek istememiş. Yani ağrılarım var vesaire deyince Okan Hoca da zaten o şeylere hiç umursamaz. Hemen kadro dışı bırakmış, kafile dışı. O battaniye ile maçı izleme görüntüsü. Battaniye ile görüntüsü. Tamam bak, oynamayabilirsin. Moralsiz olabilirsin, eyvallah. Ama takım şampiyonluğa gidiyorken, herkes coşmuşken o tempoyu düşüremezsin. Evet. Eğer sen forma da bulmak istiyorsan o kenarda zıplayanlardan, sevinenlerden biri olacaksın. Tabii. O sıcakta battaniye altına girme. Yaş kazanıldı, sen neden kazanılamıyorsun? Ya kazanılmak istersen kazanılırsın. Ama sen kendini takımdan büyük görüyorsan, yani ben merkezli düşünüyorsan bir takım sporunda da çok fazla yer bulamazsın. Zaha için Galatasaray'da skor anlamında öyle çok kötü bir sezon değil ama beklenti, fiyat, maliyet ve karşılık açısından da çok başarılı olduğunu elbette söyleyemeyeceğiz. Burada Zaha kendini toparlamalı. Eğer sezon sonuna kadar en iyisini verirse kalır mı gider mi bilmiyorum ama Galatasaray'ın Zaha'dan alacağı bir şey kalmadı bence artık. Yani Galatasaray Zaha olmadan da zaten şampiyonluk potasında en önde gidiyor. Ama bundan sonrası Zaha'nın kendi kariyer planına bence ne yapacağına bağlı. Peki şöyle kalan maçlara bakalım, rica edelim grafiği de yönetmenimiz Özgür'den. Son 4 hafta dedik şampiyonluk modu, evet. Konsantrasyon Galatasaray'da hat safhada şu anda ve önümüzdeki hafta Sivasspor karşılaşması var. Sivas son haftalarda iyi çok gidiyor iyi, ama iyi. Galatasaray'ın evinde olması sanki tüm senaryoyu değiştiriyor gibi geliyor bana. Şöyle ekranlara da geldi. Galatasaray 93 puan, Fenerbahçe 89 puanda değerli izleyenler. Galatasaray'ın Sivasspor karşılaşması var Rams Park'ta önümüzdeki hafta. Sonrasında Fatih Karagümrük deplasmanı, Fenerbahçe derbisi yine Rams Park'ta olacak. Son olarak Konyaspor deplasmanıyla lig kapanacak. Fenerbahçe'ye de bakalım. Konyaspor deplasmanı var önümüzdeki hafta. Bir teknik direktör değişikliği olduğunu söylemiştik. Fahri Ünöveroviç ile yollar ayrılıyor. Konya Spor için zor günler var. Kayseri Spor karşılaşması var Kadıköy'de. Sonrasında Galatasaray derbisi ve İstanbul Spor mücadelesi. En kritik hafta hangisi? En kritik hafta her hafta artık. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray iki maçını kazanırsa Fenerbahçe karşısında şampiyonluğunu ilan edebilir. Öyle bir maça çıkacak. Bu hafta bakıyoruz Konya Spor artık ateş hattının da ateşinde. Sivas Spor Avrupa yolunda. Büyük takımlara karşı başarılı performansı ortada, kazanıyorlar. Karagümrük düşme hattında, Kayseri düşme hattında. Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe derbisi zaten sezonun kilidi diyoruz hep. İş son haftaya kaldı. Oldu ya hani herkes kayıpsız geldi. Derbiyi Fenerbahçe kazandı. Galatasaray son hafta küme düşme hattındaki Konya'ya konuk olacak. Çok kritik bir sınav. O yüzden Galatasaray bu iki haftayı bence kayıpsız geçmesi şart, kere şart. Sivasspor maçı ile ilgili sen de benimle aynı fikirde misin? Şimdi Rams Park'ta olunca tabii ki, bir senaryo. Tabii ki. Ama Sivas'ın dirençli olduğunu unutmasın herkes. Galatasaray'ın maçı kilidini açamadığı zamanlarda bir tıkanmışlık yaşadığını, teknik adam hamlesiyle, yıldız oyuncu farkıyla öne geçtiğinde unutmayalım. Ama Galatasaray içeride zaten inanılmaz bir serisi var. Yenilmezlik serisi de devam ediyor. Şimdi Muslera şampiyonluk modunu açtı diyorsun. Evet. Icardi açtı, Barış açtı. Ama Galatasaray taraftarı açtı. Asıl fark o. Galatasaray taraftarı o şampiyonluk modunu açıp herkesi bir toplayınca asıl o zaman fark yaratıyor kendisi aslında. Yani öyle bir ses çıkmaya başlıyor ki tribünden, rakip oyuncu topu ayağına aldığında başlayan ıslık, ki bu büyük takım
hüviyetidir. Yani büyük takımlar bunu yapar. Büyük takım seyircisi bunu yapar. O baskıyı hissettiriyor. Stadın yapısı, akustiği de buna etki edince başka bir konuma doğru Galatasaray'a gidiyor. Sivas maçı. Karagümrük maçı da zaten İstanbul'da olacak. Yani o yüzden Galatasaray için iki kritik hafta. Her şeyin olabileceği elbette ki. Sivas için Manay bilmiyorum zorlu bir isim olur mu kendisi için? Çok önümüzdeki olur. Sezon dört büyüklerin ismi de konuşuluyor. Valla herkesin ismi her takım için önemli bir isim. Burada Sivas Spor'da onu kolay kolay öyle bırakmaz. Ama şunun da altını çizeyim. Manay'ın kariyeri böyle müthiş gitmiyor. Bu sene çok iyi gidiyor. Hani öyle büyük takımlar özellikle bir senelikte parlayan oyuncuları aldığında büyük yanılgılara da düşebiliyor. Hani buradan da bir uyarı yapalım hepsine. Peki Fenerbahçe'ye böylece geçiş yapmış da olalım. Az önce bahsettik kalan maçları. 89 puanla şu anda ligde ikinci sırada Sarı Lacivertliler. Bu hafta oynanan Beşiktaş derbisi var. Şimdi konsantrasyon modu, şampiyonluk modu dedik. Doğru. Fenerbahçe'de onu ne derece hissediyorsun? Şimdi elbette ki Fenerbahçe'de bir kırgınlık var. Puanın dörde çıkmasıyla. Çünkü hayaller, hevesler, planlar neydi? Biz böyle devam ederiz. Galatasaray kendi sahasında yenip yıllardır o yaşanan işte sahada şampiyonluk kutlama vesairenin de intikamını alarak biz bu seneyi müthiş bitiririzdi. Ama Süper Kupa, Olympiakos ardından işte ligdeki Sivas kaybı Fenerbahçe'de bir moralleri bozdu. Burada biraz oyuncular bazlı, teknik heyet bazlı bir döneme girdi Fenerbahçe. Bir kere her şeyi ne olursa olsun 4'te 4 yapmak zorundasınız. Beşiktaş sınavı bu açıdan bence kritikti. Yani Beşiktaş tamam iyi değildi ama Fenerbahçe'nin de o risk alması gereken yıldızları bence çok iyi oynadılar. Yani İrfan'ı buna katarız. Müthiş bir sezon. Fred, Tadiç bunlar biraz devreye girdiği zaman maçı da çözdüler. Burada bu hafta Konya deplasmanı Fenerbahçe için önemli bir viraj. Konya, Kayseri. Kayseri de yükselişti ama... Ama Konya şu anda daha risk taşıyor sanki. Bak hafta hafta bakacağız. Mesela bugün Karagümrük'ün maçı var. Kaybetti. Haftaya kaybetti. Sonra Galatasaray karşısına çıkacağı ortamı düşün. Aynı şey Kayseri için de geçerli. Evet. Burada iki takımın son maçlarında da Fenerbahçe'nin daha avantajlı olduğunu da söylemek lazım. Peki grafikte teşekkür ederiz. Oldukça güzel gözüküyor yönetmenimiz Özgür. Şimdi Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Bir haberimiz var. Bunu ekranlara bir getirelim. Derbide Beşiktaş'ı mağlup etti Fenerbahçe ve şampiyonluk için de umutlar devam ediyor. Evet, Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları devam ediyor. İsmail Kartal aslında açıklamalarında bundan bahsediyor çokça. Biz şampiyon olacağız, rakibimizin puan kaybetmesini bekliyoruz. Hatta puan kaybedecek cümlesini de kullandı. Hafta içerisinde, hafta sonu muydu tam hatırlamıyorum, bir motivasyon yemeği vardı eşler, ailelerle birlikte takımda. Şampiyonluk umutları sürüyor. Ne dersin Suat? Fenerbahçe sonuna kadar takip etmesi gerektiğini en iyi bilen kulüplerden biri. Evet. Bu yarışta hep kaybeden oldular bu tipte mücadelelerde ama futbolun, sporun doğasında sonuna kadar takip var. O yüzden de ilerlemek zorundalar. Bence Beşiktaş maçı o virajın dönüldüğü karşılaşmaydı. Ki Beşiktaş'ın golünden sonra bir eyvah acaba mı diye bir hani 2-2'ye gelir mi maç diye de bir ortam yaşandı. Ama evet, Cenk'in golünden sonra. Ama sonuca baktığınızda Fenerbahçe iyi gidiyor ligde. Fenerbahçe kötü gitmiyor ligde. Sıkıntı Galatasaray çok iyi gidiyor. Evet. Bak Fenerbahçe çok iyi bir sezon yaşıyor. Galatasaray ligde çok çok iyi bir sezon yaşıyor. Yani tarihte belki eşi benzeri görülmeyecek bir iki takımın mücadelesi var. Biz şimdi işin içine çok girdiğimiz için harıl harıl hafta hafta çalıştığımız ve izleyiciler de maçlara baktığı için kaçırıyoruz. Yoksa şu ana kadar çoktan İki takımdan biri kopmuş olsa şampiyonluk ilan edilir. 105 puanlardan bahsediyoruz. Yani o yüzden böyle bu kadar kayıpsız maçların geçildiği çok az sezon var. Biraz da Fenerbahçe'nin yaşadığı bu şampiyonluk hayalinde bir sekteye uğrama, bir puan olarak geriye düşme Galatasaray'ın da çok iyi olmasından. Yoksa Fenerbahçe İsmail Kartal'la ligde
başarılı gidiyor elbette. Peki derbiye dair birkaç sorum olacak sana. İsmail Kartal'ın değişikliklerini her maçtan sonra artık neredeyse konuşuyoruz. Evet, bu karşılaşmada 3 puan alındı. Belki gerisi önemsiz ama yine de konuşmak gerekiyor. İsmail Yüksek ne yazık ki bir sakatlık geçirdi ve sezonu kapattı. Bunu da söyleyelim. Birazdan o konuya da geleceğiz. Euro 2024 adına da riskli bir durum var. Değişiklikler gerçekleşti. Çağlar oyuna girdi. Krunic oyuna dahil oldu. Nasıl yorumladın ve değerlendirdin? Ciku acaba 6'ya çekilse diyenler oldu. Bilmiyorum sen de aynı fikirde misin? Ciku 6'ya çekilebilir. İrfan geriye, İrfan orta sahaya çekilebilir. İşte Mert Hakan denenebilir orta sahada. Bunlar hep varyasyonlardı. Yani bir beraberlik alınsa tamamen sanki tüm oklar yine İsmail Kartal. Bekao'yu da biraz demolize etti bu çıkış. Yani orada da bir sanki... İlk çıkacaksın ben miydim? Ben miyim gibi oldu. Evet, orada... Elbette ki İsmail Hoca kazandığı müddetçe haklıdır deriz. Ama geneline baktığımız sezonda da bu değişiklikler Fenerbahçe'de hep tartışılan, problem yaratan ve puan kayıplarının, bu sadece ligde de değil, Avrupa'daki, Türkiye Kupası'ndaki kayıpların da en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Evet, Ciku 6'ya çekilebilir. Ciku temiz ayağı olan bir biraz oyun kurucu, mücadeleci bir oyuncu. O denenebilirdi. Ya da... Yani çift forvet bence denenebilirdim başından. O da bence bir tercih. Yani Dzeko'yu ben eğer böyle bir teknik adamla yaşadığı problemden dolayı kulübeye çekilmediyse çok moralsiz gördüm kenardaki hareketleri. 11'de başlamayı mı bekliyordu acaba? Çünkü bütün lig maçlarında Dzeko vardı. Taktik olarak hocalar böyle hamle yapabilir. Okan Buruk da yapıyor. Icardi'yi kulübeye çekmişliği var. Bir Fenerbahçe derbisinde Barış Alper'in kritik maç olması gibi. Bunlar olur ama diğer tarafta kenardaki oyuncuyu da motive etmek lazım. Bir de seyirciyi de takımı da biz bu maçı kazanacağıza sokmak lazım. İsmail'in sakatlığı da orada bütün planları bozdu yerli orta saha olarak. Onu da aktarmış olalım. Hemen aktarayım. Ayak bileği bağında kopma tespit edildi değerli izleyenler. İsmail Yüksek'in ağır bir sakatlık sezonu kapattı oyuncu. Formayı 45 kez giyiyor ve 4 asisti bulunuyor. 25 yaşında İsmail Yüksek. Fenerbahçe adına tabii ki büyük bir kayıp şu anda son 4 maç için. Ki eleştirilen bir Zaitz ve Krunic performansı varken. İsmail kariyer sezonunu geçiyordu. Müthiş oynuyor. Milli takımın böyle ilk 11'ini kurduğunda hani net yazacağın oyuncumuzdu. Gerçekten 2-3 ay arası diyen var. 1,5-2 ay arası da diyen var. Şu anda tam o konu netleşmedi muhtemelen ama milli takıma belki yetişme ihtimali olur. Umarım yetişir. Umarım çabuk toparlanır. Mucize olarak bakılıyor gazeteleri okurken öyle gördüm. Euro 2024'te İsmail'i görmek gerçekten Türk futbolcusunun çıkışı için de bence önemliydi. Büyük bir kayıp oldu bizim için. Peki oyuncuya da tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fenerbahçe'yi noktalayıp bu haftaki Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş üzerinden konuşarak devam edelim. Çok uzun bir süremiz yok. Sohbet halinde ilerleyeceğiz. Ama bir haber vardı ekranlara getirdiğimiz. Onun üzerinden gidelim. 9 sezon sonra ilk kez bir sezondaki tüm derbileri kaybediyor Beşiktaş. Bu nasıl bir istatistik? Beşiktaş'ın tersine rekorları kırdığı, yani en çok maç kaybettiği, işte belki en çok hoca değiştirdiği vesaire bir sezon yaşanıyor. Bunda Beşiktaş'ın bu yönetiminin yeni transferlerle elbette ki payı var. Teknik adam tercihiyle elbette ki payı var ama geçmiş yönetimin daha büyük payı var tabii ki. Sonuçta bu kadroyu kuran, bu oyuncu grubunu bu sezona başlatan da geçmiş yönetim. O yüzden de burada yaşananları tek taraflı Hasan Arat Bey ekibine çok fazla bileti kesmemek lazım. Burada yapılan transferlerdeki soru işaretleri de yüksek maliyetli. Muçi ve Musrati özelinde de o da ortada duruyor. Yeni sezonda da özellikle Musrati'de bu performans devam ederse Beşiktaş için mali anlamda da büyük kayıp olur. Tabii şöyle fayda maliyet olarak baktığımızda orada çok geride zaten. Çok geride, orada çok geride. Bazen böyle hamleler yaparsınız. Yüksek maliyetli takımı tekrar toparlamak. Evet ama hem Muçi hem Musrati'den şu ana kadar o beklenen katkıyı da aldığını Beşiktaş'ın söyleyemeyeceğiz. Muçi için tabii biraz daha. Muçi için farklı. Yaşı genç. O çok daha farklı bir profil ve bence verilen bonservisin hakkını fazla fazla çıkarıp yeni sezonda da çok fazla katkı yapacak bir oyuncu ama Musrati'de o heyecanı, o ateşi ve o konsantrasyonu göremiyoruz. Umarım yeni sezonda geçireceği kampla beraber yeni Beşiktaş'la beraber toparlanır.
gelmeden önce bir diz sakatlığı yaşandı da söyleniyordu. Evet. Acaba bunun bir etkisi var mıdır? Demek etkisi elbette olur ama şimdi gidip ayağınıza, rakibin ayağına böyle bastığınızda da tabii, ben bunu biraz konsantrasyon kaybı olarak görürüm. Yani çok böyle ortamın kırmızıya koştuğu bir mücadele değil. Sertlik gücü, ateş gücü yüksek bir maç değil. Musrati de aslında o kadar sert bir oyuncu da değil. Değil. Zaten iyi top kullanabilen bir isim olarak, hani böyle ikili mücadelelere çok çok girmeyen bir isim olarak bakıyoruz ama bence bu tamamen bir konsantrasyon kaybı olarak bakıyorum bu kırmızı karta. Peki Semih üzerinden biraz devam edeceğim. Semih solda kendi oynamak kendi istediği söyleniyor. Acaba o bölgede mi daha rahat hissediyor kendini? Biz hep santrafordur onun yeri diye konuşuyoruz doğru, ama. Doğru. Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş Teknik Direktörü'nün açıklaması böyleydi maçın ardından. Bilmiyorum, şöyle de bir şey var. Yani oyuncu ben burada oynamak istiyorum dediğinde orada oynatılması da ne kadar doğru onu da hani tartışmak lazım ama Beşiktaş'ın hücum hattı tamam mücadele gücü var ama yani ne Raşit'sa, ne Gezal, ne Muleka, ne Muçi Fenerbahçe karşısında hiç yoktu. Özellikle ilk yarıda Semih de çok top kaybetti. Peki süremizi sorayım yönetmenimize, bitiriyor muyuz, ne kadar kaldı diye bir sormuş olayım. Özgür Bey beni duymuyor galiba. Evet, bitirdik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler, tekrar bir hatırlatma yapmış olalım. Bu hafta içerisinde Sabah Sporu 8-11 arası ve sonrasında tabii ki bu şekilde devam edecek ve başlayacak. Sizi der sabah bekliyoruz. Hoşçakalın.